Şok diyet kimler yapabilir? Sağlıklı bireyler. Yani seyahatten gelmiştir, ödemi vardır, ödemi atmak istiyorum diyebilir. Ya da diyete başlayan, sağlıklı beslenmeye adım atıyorum ama hani motivasyonumu yükseltmek için böyle birkaç kiloyu hızlıca vereyim diyenler varsa eğer, yine altını çizerek söylemek lazım, sağlıklı bireyler için herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa yapmamalısınız ve maksimum 3 gün yapılabilir. Burada örnek bir menü oluşturduk. Ben o tarafa geliyorum ama umarım O sıkıntı zaman direkt yoktur. ben ortaya geliyorum. Direkt sen de böyle gel. Böyle evet. Başka türlü Teşekkürler. olmayacak bu iş. Aynen. Sabah kahvaltısında örnek verecek olursak mesela yumurtamız var bir tane. 3 ana öğün, 1 ara öğün yaptım bu arada. Kişiye göre tabii ki değişir ama en optimumu bu Üç olacaktı. ana bir ara. Evet, öyle yaptık bu programda. Ama bu dediğim gibi kişinin kilosuna ve isteklerine göre tabii ki revize edilebilir. Peki. Bir yumurtamız var. Bunun yanında 2 yemek kaşığı lor peynirimiz ve içerisine ilave ettiğimiz çörek otumuz var. Bir tatlı. Sabah kahvaltıda. Tamam. Evet. Bunun yanında salata yapılabilir. Yeşillikleri bu şekilde tüketmek istemiyorsanız eğer koca bir salata tabağıyla yeşillik tüketmesi daha kolay olacağı için bu şekilde hazırlayabiliriz. Bir de içerisine 2 tane 4 çeyrek Dört yarım. olarak, yani 4 çeyrek 2 tam gibi. Yanlış Dört mı yarım hesapladık? iki tam. Evet, Evet. çeyrek şu ya. Şimdi benim Evet, dört tane, şaşırtıyorum. dört tane. Çeyrek bu. Yarım. Yarım Evet. bu. Dört yarım verdik. İki Evet. tam ceviz yani 2 tam sayılır. ceviz, aynen. Peki, elledim tamamını bunu söyleyecek olursak. Tamam. 2 tam cevizimiz var. Kahvaltımızda bu şekilde bir öğün yaparsak gayet sağlıklı. Hem de şok diyet uygun olur diyelim. Cevizlerle besledin yani. Bulamıyoruz. Yedikler. Hatta Dilek Hanım daha fazla beslenerek kilo verdi. Öyle mi? Rutinde daha fazla beslenmesi Tamam, gerekir. şoka devam ediyoruz efendim. Tamam. Lor peyniri, salata, Evet. yumurta, 2 adet ceviz. Sabah kahvaltıda bu oldu bitti mi? Oldu bitti. Evet, Tamam. yeterli. Geldik öğle yemeğine. Öğle yemeğinde de bir tabak salatamız var. Bu salata malzemeleri kişiden kişiye göre değişebilir. Havuç bir taneye geçmemek şartıyla tabii ki. Birazcık daha şeker oranı yüksek olduğu için ama istediğiniz yeşilliklerden ilave edebilirsiniz. Bizim için salata bu oldu şu an için. Bunun üzerine de 2 yemek kaşığı ya da yanında da yiyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı yeşil mercimek ve 1 yemek kaşığı karabuğday haşlanmış ilave ediyoruz. Hatta edebiliriz isterseniz. Üzerine ya da yanında yemek isterseniz. Şimdi Buket hocam tam benim kafada. Ben diyet yapacak bir insanın olmazsa olmazının böyle kalori saymak falan filan değil. Olmazsa olmazının vücuduna giren lif oranı olduğunu düşünüyorum. Bence de öyle. Poza ne kadar artarsa bir şekilde böyle fırçalaya fırçalaya sanki zımpara gibi vücuttaki bütün yağları söküp atabiliyor. Bilmiyorum yani. Kalori tabii ki önemli ama ön plana her zaman kaloriyi bence atmamak gerekiyor. Çünkü sonuçta tek öğün beslenerek yine aynı kalori de alabilirsin ama gün içine yiyerek daha lifli gıdalar beslenerek. Yani besin değeri önemli aslında kalorinin. Evet. Burada besin değeri de lif oranı arttıkça gıdanın kalorisini düşürmüş oluyoruz esasında. Onu da düşünmek lazım. Burada mesela salatamızın üzerine kuru buğday ve yeşil mercimek ilave ettik. Bu tahılların ve kuru baklagillerin kombinasyonu hem bitkisel protein açısından da çok kıymetli. Yanında da seviyorsak, umarım seviyoruzdur, bir bardak kefirimiz var. Sevmiyorsak Probiyotik ayranımız olmaz mı? kaynağı. Olabilir, hiç yoktan iyi tabii ki. Ama bence ayran da hazır değil, evdeki yoğurttan Ta kefir peki yaparsak. hazır mı? Kefir yapamıyorsak tabii ki olabilir. Güvendiğimiz ama sade olmak koşuluyla. Sade Meyveli olacak. ya da aromalı değil. Ayranı da evde yapmışım. Çünkü ben mesela kefir çok yani tercih ettiğim bir şey değil şahsen. Hı. Ondan sonra ama tabii içenlere de karşı değilim. Ama ayran o da probiyotik. Belki içerisinde ayranın probiyotik damlalar var böyle soğuk Evet. zinciri olan. Saşeler de Onlardan var. Hangisini tercih ilave ediyorsanız damlatabilirler. ilave Peki. edilebilir. Şimdi bizim bir de öğle yemeği ile akşam yemeği arasında bir ara öğünümüz var. Burada bir ödem atıcı çay tarifimiz var. Onu hemen anlatacağım. Bir de yanında bir dilim ananasımız var. Bunların saati önemli mi? Saati Yani ne demek? Sabah kahvaltı ne demek? Öğlen yemek ne demek? kaçta kalktığınızla alakalı. Yani çalışma saatinize bağlı bu ama işte herkes gibi rutinde hani 8'de iş başı yapıyorsanız yani 7-7.30 arası kahvaltı yapmak çok ideal ve mantıklı. Evet. Yani Bu uyandıktan evde sonra çalışanlar için söylüyorsun galiba. Yani adam kahvaltısını yapacak, yola çıkacak, 1 saat, 1,5 saatte gelenler var. Onlar yani gittikleri yerde mi yapsınlar o zaman kahvaltıyı? eğer gittikleri yerde sağlıklı alternatif üretebiliyorlarsa olur. Tamam. Ama gidince poğaça buluyorum diyorsanız evde Hayat ne lütfen. kadar rahat bazen değil mi? Yani insan yani halinden anlamak lazım.
Şaka ediyorum. Evet, öğlen yemeği de arada en az bir 3 saat falan olsun da öğlen yemeği de öyle yediyorsunuz. Tabii olsun. Yani saat 8 gibi kahvaltı yapıyor olacaksak yine 12 gibi zaten öğle yemeği yiyor oluruz. 3-4 saat idealdir, sıkıntı yok. Tamam. Onun dışında ara öğünde bir ananasımız var, bir dilim ödem atmaya yardımcı. Burada bir çay tarifimiz var, önceden kaynattık zaman kazanabilmek için. Bunun içerisinde taze zencefil var ve 2 kabuk, 2 tane kabuk tarçın var. Evet, bu mudur? Sadece bu değil. Bunlar beraber kaynadı. Tamam. Kök sebze, pardon, kök besinleri olduğu için. Peki. Bunun içerisine... Hadi bakalım. 2 kaşık yeşil çay ilave edeceğiz. Mesela, peki. Yeşil çayımızı, hatta suyumuz bir tık fazla. Bence bu muhteşem bir formül. Yeşil çayın yağ oksidasyonu üzerine etkileri birçok kez yayınlandı, anlatıldı. Yağ yakmaya, işte bel bölgenizdeki özellikle yağlara bile faydalı olabilecek. Dolayısıyla yeşil çay çok önemli addediyorum. Tarçın kan şekeri regülasyonu sağlayacak. Dolayısıyla vücudunuza karaciğerinizden fazladan yağ çıkışını da engelliyor olacak. Zencefil o enflamasyon, o ödem vesaire onu da böyle birazcık böyle dingin hale getirecek. Bunun içine bir de maydanoz eklemek istiyorum. Bak ya. Mümkünse. Hocam bir dakika, nane de olmaz mı? Maydanoz. Şu arada var, ben görüyorum. Evet buyurun. Evet buyurun maydanoz. Tamam. Maydanoz kıymetli. Nane tadını seviyorsanız tabii ki ilave edebilirsiniz ama burada en vazgeçilmez olanlar maydanoz, zencefil ve yeşil çay. Maydanoz da diüretik. Diüretik, aynen. Böyle çok saplarından ayırmadan en uç kısmını kalın çıkarır. Kısmını alıyorsun, aynen. Geri kalanı. İçine ilave ederek bunu demlemeye bırakacağız. Hatta nane yaprakları ve limon dilimleri de ilave edeceğiz buna. En son mu? Kaynamadıktan sonra, demleme bittikten sonra mı? Zaten bunları kaynama bittikten sonra koyuyoruz. Yani kaynattıklarımız sadece zencefil ve tarçın. Tamam. Altını kapattıktan sonra maydanozu, yeşil çayı, limonu ilave ediyoruz. Peki. Limondan da şöyle kesebilirsek. Şimdi birazdan ben de bir şey söyleyeceğim o zaman. Bekliyorum. Hadi bakalım. Mesela şimdilik 2 dilim. O kadar mı limon? Hakkı. Bir dilim daha ilave edebiliriz. Anladığım kadarıyla kabuğu da senin için daha kıymetli. Tabii kabuğu da kıymetli. İyi yıkamak şartıyla tabii ki. Evet. Bununla ilgili bir deney yapmışlar biliyor musun? Restoranlarda ikram edilen dilim limonların kabuklarının ayakkabınızın altı kadar temiz olduğu ancak şey olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz stüdyomuzda iyi yıkıyoruz bunu. Evet. Hiç merak etmeyin. Ben bile tadabilirim birazdan. Ya, bu gerçek yani. Şimdi bir de nane yapraklarını da ilave edip bunu demlemeye bırakıyoruz. Ama 15-20 dakika sonra tam ödünü aldıktan sonra süzdükten sonra bir süreye, hatta miktarlarını arttırıp gün içinde tüketmek üzere daha fazla miktarda da yapılabilir bu.